Viyana'dan var, Bursa'dan var. İki kişi Bursa'dan. Ankara'dan var gördüğüm kadarıyla. İstanbul, Adana, Antep. Şu an görüyorum. İşte bu şeyin de güzel tarafı, bu online eğitimlerin gerçekten yurdumuzun her bir cennet köşesinden herkesi bir araya getiriyor. Çok güzel oluyor. Pandeminin bize kazandırdıkları da bunlar. Evet, ne iyi ki var ki Doğru yani son bunu söylüyorsunuz. yapıyoruz bu sefer. Efendim hocam? Allah'tan böyle bir ortam var ki beraber oluyoruz. Yoksa herkes bir Evet. araya ya toplantıda olur ya başka türlü olur. Bu kadar sayı Kesinlikle. bulmak kolay olmaz. Evet. O zaman şu an saat 9'u geçtik. Yavaş yavaş başlayalım. Tamam, ben hazırım. Evet, tekrar herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Bu ayın teması dönüşüm. Yine dönüşüm teması altında sohbetlerimize devam edeceğiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Benim 2018 yılından beri yol arkadaşım Nejat hocamız. Yolumuz 2018'de Uluslararası Ticaret Merkezi'nin bir programında, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir programında kesişti. Uzun soluklu bir yolculuk yaptık Nejat hocamla birlikte, Filiz de aynı şekilde, Filiz'le de birlikte. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir oluşum Uluslararası Ticaret Merkezi. Biz bir programa katıldık. Sonra bu bir seçimle 12 danışman seçildi. Uzun süreçli bir eğitimden geçtik. Ondan sonra da toplamda hocam sanırım 80 kurumu geçtik, değil mi? 80 kurumun üzerinde kurumun yapılanmasını gerçekleştirdik. 12 danışmansa her birimize minimum 8 kurum falan düştü. Evet, yani 80-90 kurum yapılandırdık. Beni birçoğunuz işte Handan sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, bu yaşam enerjisini nereden buluyorsun dersiniz. Siz beni bırakın Nejat hocama bakın. Nejat hocamdaki yaşam enerjisi inanılmaz. Her daim bir şeyler üretir. Kendisine o anlamda gıpta ile bakarız biz de. Ben öncelikle hani sizlere yolumuz nasıl kesişti ondan böyle bir giriş yapmak istedim. Sözü Nejat hocama bırakıyorum. Ben Hocam, çok teşekkür söz sizde. ediyorum. Sahiden çok mutlu bir beraberlikle başladık. Ben bu grubun içinde herhalde yarısı beni daha evvelden tanıyor ama ben esasında bir üniversite hocasıyım ama 30 senedir de 32 senedir de aynı zamanda firma danışmanlığı yapıyorum. Bunun öyküsü çok eski. Yani böyle bir şeyin yapılmasının önemine en baştan beri inandım. Bazı bürokratik problemleri oldu ama ben bunu başka türlü yöntemlerle hallettim. Hepsi yasaldı ama yani işte bazı güçlükler var üniversite hocalarının dışarıda iş yapmasına ilişkin her devlet memurunda olduğu gibi. Bugünkü konumuz biz esasında Handan Hanım çok güzel söyledi. 2018'in sonunda Kasım ayında beraber olmaya başladık ve bugüne kadar bu görev devam ediyor. Benim ayrıca bunun dışında da firma danışmanlığı görevlerim var. Onları da beraberinde götürüyorum. Ama katıldığım çok orijinal bir programdı. Zira başlı başına bir firmanın rekabet edebilmesi için neler lazım? Seçim enteresandı. Seçimde iki tane yaşlı hoca var. Bunlardan biri benim. Birisi benden biraz daha az yaşlı olan Mahir Hocam. Bu grubu esasında bu projeye girmeye Mahir Hoca önce oldu. Bir tek seçimde problem yaşadık. Zira maddelerden bir tanesi diyordu ki tercihen genç olması diye. Bunun da başında Sebastian diye bir arkadaş var esasında İsviçre vatandaşı. Ondan sonra bana mülakatta dedi ki hocam diğer şartlar CV her şeye uyuyor. Ama tercihen genç dedik nasıl yapacak bu işi? Ben de dedim ki geri kalan arkadaşlar genç olduğuna göre ben de 25-30 senedir bu işi yaptığıma göre belki Türkiye'nin şartlarını daha kolay paylaşırız. O zaman ben hiçbir şey söylemiyorum, siz programdasınız dedi. Böylece beraber olmaya başladık. Esasında Sebastian'ı da ağırlamıştık hocam. Yaz ayında, Ağustos ayında ağırlamıştık Sebastian'ı da. Onda da işte kolaylaştırıcı konuları konuştuk. Sebastian oldukça şakacı bir arkadaşımızdır. Mülakatlarda da demek ki o şakaları da yapmış. evet Onu yaptı. görüyorum. Şimdi şöyle bir olay, ben hayatı şöyle algılıyorum. Bugünkü konumuz değişim ama yani bana göre değişim hayatın tümünde var. Peki nasıl başlıyor bu iş? Öyle bir başlangıç yapayım.
insanların bir konfor alanı var. Konfor alanı deyince ne anlıyoruz? İşte her şeyin yolunda olduğunu zannettiğimiz, parantez içinde söylüyorum, risk almaktan kaçındığımız, bir süre sonra ataletin ve monotonluğun hem hayatımızı, hem şirketleri, hem kurumları pek fonksiyonel hale getirmeyen bir ortamı kastediyoruz. Konfor bölgesiyle ilgili olarak. Konfor bölgesi, konfor alanı demek öyle bir alan ki insanlar burayı seviyorlar ve burada değişmemeye çalışıyorlar. Fakat buranın dışına çıkmayı deneyenler ilk olarak bir korku bölümüyle karşılaşıyorlar. Burada bir özgüven problemi oluyor. Acaba ben bunu başarabilir miyim diye. Açıkçası biz de Handan, Filiz hep beraber yaklaşık 8000 sayfadan bu yaştan sonra yani 70'ten sonra imtihana girdik. Kalmak vardı yani olayın içinde. Sebastian da pek insaflı bir adama benzemiyordu imtihan konusunda. Hem yazılı hem sözlü. Hem yazılı hem örnek. Ama ben dedim ki ben bu konfor alanının dışına çıkmayı hayat felsefesi edinmişim her dönemde. Bunu yapayım acaba ne olabilir dedim. Dediğim gibi ikinci bölgede böyle bir korku kısmı var. O korku bölgesinde de esasında insanlar kendi kendilerine bahane buluyorlar. 70'ten sonra böyle bir şey yapılır mı ki gibi. Ondan sonra veya ya başaramazsam bu kadar kişi var. Onların içinde tek başaramayan ben olabilirim. Yani bu olasılık içinde. Burada ne yapalım filan derken. Fakat bunu yaparsanız başka bir aşamaya geçiyorsunuz. Orada da öğrenme bölgesi var. Burada bir özgüven yenileniyor. Bazı deneyimler oluyor. Ve risk almayı öğreniyorsunuz. Bu risk alma deyince paraşütle atlamak gibi bir şey. Ben paraşütçü birine sordum. Dedim ki paraşütle atlamak riskli bir konu mudur? Hocam hiç değildir dedi. Dedi bir şehirler arası otobüse bindiğinizdeki kaza olasılığından paraşütle atlamada daha az kaza olasılığı vardır. Yani bilmeyen birisi için çok risklidir ama bilenler için biz buna kontrollü risk almak diyor. İşte bunun ötesindeki dönemde büyüme dönemi başlıyor. Orada artık farklı şeyleri test etme beceriniz var. Bundan evvel yapılmış öyküleriniz var. Onunla hayat devam etmiş oluyor. Demek ki bizim şirketlerle de yaptığımız, bireysel olarak da yapmak istediğimiz esasında bu konfor alanının dışına çıkabilmek. Bunun bana göre ne yaşı var, ne eğitim düzeyi var, ne başka bir şey var. Belki isterse ilk baştan merak edebilir Handan Hoca. Birileri diyebilir ki ya bir iktisat bölümünden bir hoca işletmeden olsa anlarım ama iktisat bölümünden bir hoca niye böyle bir şey yapar? Bunun öyküsü çok eski. Ben Amerika'da master yapıp geldikten sonra çok sevdiğim bir hocam, Allah rahmet eylesin, İlhan Hoca beni karşıladı, bir kokteyle götürdü. 450 kişi var Adana'nın bütün sanayicileri, o zaman Sabancı Merkezi orada Adana'da. Herkes el sıkıştı ama yani ne isim hatırlayabiliyorum ne bir şey, ben yoruldum. Bunun üzerine dedim ki hocam ben bu sütuna dayanayım. Ondan sonra ben siz arkadaşlarınızı görün, çıkarken yine beraber çıkarız. Fakat bazı şeyler insanların hayatında böyle özel rastlantılara sahip. Derken ben orada etrafı izlerken arkamda bir konuşma oldu. Başka birinin konuşmasını dinlemek ayıptır ama bir üniversite adı geçti. Yani üniversitenin adını da söylemediler ama üniversite kelimesi geçti. Bu kelime geçince ben de dedim acaba burada ne diyorlar, neler anlatıyorlar bu sürecin içinde. İki kişi konuşuyor. Bir tanesi ötekine dedi ki ya bizim bu yeni projeyi üniversiteye bir soralım dedi. Ben de kulak kabarttım yani kime soracaklar, nedir konu merak ettim. Öteki kişi dedi ki üniversite hocaları böyle şeyler bilmez dedi. Şimdi ben Amerika'dan genç bir asistan olarak gelmişim. Benim hocalarım bilmiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi dedim. Ama iyi gözlemciyimdir. İki sene aradım. Baktım ki üniversitelerin tümünde, Amerika'daki üniversitelerin hemen hemen tümünde. Onunla da ilgili bir öykü anlatacağım. Ondan sonra bu deneyim işi, uygulama işi ayrı bir konu. Bunu insanlar yapmıyorlar, yapamıyorlar. Bu arada hemen gireyim belki başka bir renk katar konunun içine. Harvard'ın düzenlediği, bir de Babson College'ın Salzburg'da düzenlediği bir konferansa, çalıştaya gittim.
Orada da girişimcilik günü var. Harvard'ın işte bölüm başkanı Howard Stevenson diye bir adam var. Destan bir adam. Bu program sunuyor, tartıştırıyor, ediyor. İki hocanın aynı anda ders verdiği tek program gördüğüm yerdi hayatımda. Çok renkli bir olay. Birbirleriyle kavga ediyorlar, tartışıyorlar, bizi içeriye alıyorlar, ediyorlar. Çok özel bir eğitim programıydı. Ondan sonra öteki kişi Jeffrey Timmons diye bir arkadaş. Ondan sonra ben toplantının son gününde adam beni her gün masasına davet ediyor. Yanında konuşuyoruz Howard'la. Dedim ki Howard bana az geçmiş ülke vatandaşı işi yaptın dedi. O da dedi ki ben herkesi yapsam sana yapmam böyle bir şey dedi. Dedim ki yani bana Harvard Üniversitesi'nde bir hoca hem bir şirket sahibi hem en iyi yayın, en iyi öğretim üyesi, en iyi araştırma, en iyi yönetim ve bütün bunların hepsini nasıl olduğunu bana anlatmadın dedim. Biz seninle 20 gündür aynı salonu paylaşıyoruz, bunu öğretmedin dedim. Böyle gırgır bir adam dedi ki, şarap içiyor. Bana dedi ki ben bunu anlatacak kadar sarhoş mu gözüküyorum dedi. Hah dedim, bak gördün mü? İşte anlatmadın yine dedim. Onun üzerine kulağını yaklaştır anlatayım dedi. Ve dedi ki dışarıdan öyle mi gözüküyor dedi. Ben sahiden bugün bile Allah Allah dedim, Harvard'da böyle değil mi? Ben böyle biliyorum Harvard Üniversitesi'ni. Dedi ki dediğin özelliklerin hepsinin bulunduğu öğretim üye sayısı toplam öğretim üye sayısının %20'sidir dedi. %80'i iyi hocadır, iyi araştırmacıdır, en iyi yayını yaparlar. Ama yani bu dediğin özellikler hem şirket sahibi hem yönetim kurulu hem yayın hem böyle bir şey %20'de vardır dedi. Ben o zaman anladım ki üniversitelerde böyle bir problem var. Benim de hayatımda en hoşuma giden işlerden biri bir şey yapamazsın deyince çok hoşuma gider benim. Ben de dedim ki ya ben böyle bir hoca olmayayım dedim. Sonra parasını ödedim Handan Hanım. Ben bazı şirketlerde gidip iyi bir işler olduğu zaman bana diyorlar ki siz hiç üniversite hocasına benzemiyorsunuz diyorlar. Bana 40 senelik ben 44 senelik öğretim üyesiyim, bana hakaret ediyorlar. Ama benim hoşuma gidiyor bana, ben hocaya benzemiyormuşum gibilerden. Şimdi demek ki hocam biz de demiştik, hatırlıyor musunuz? Efendim? Bizim ekip olarak biz de aynı şeyi söylemiştik. Hem Tahir hocama hem size. Öyle değil mi Filiz? Biz de aynı şeyi söyledik. Yani konu şu, eğer çok erken başlarsanız, çok iyi koçlarınız olursa, yani çok iyi koçlarınız olursa, ben de rahmetli İlhan Hoca vardı, benim doktora da babamdı. Bu işte çok iyi bir isimdi. Türkiye'nin bana göre en entelektüel adamı diyeceğim Rüştü Bozkurt diye bir arkadaşla tanıştım. Şecam'ın stratejik planlama müdürüydü. Onunla böyle çok renkli insanlarla karşılaştım. Bunlar bana bu uygulamanın açmaz noktaları ile ilgili ipuçları verdi. Ama fiilen denemeden değişim olayını öğrenmeye imkan yoktur. Her şirket ayrı bir öyküdür. Aynen. Kendisinin içinde. Ondan dolayı mühim olan o konfor alanından çıkmaya karar vermektir. Kesinlikle. Yani kilo verecekseniz konfor alanından çıkmanız lazım. Yoksa her gün bir bahane bulursunuz. Yağmurlu olur, sıcak olur, rutubetli olur, bu kadar güzel açık havada yürünür. Bir bahane bulursunuz. Bu her konuda konfor alanının dışına çıkma değişimi yaratır. Ama o beraberinde önce bir korku yaratır. Sonra bir öğrenme süreci başlar. Ama ondan sonra da bunun keyfini, tadını çıkarırsınız. Ben bu dönemin içinde yaklaşık haftanın en aşağı 3 veya 4 günü firmalardayım. Kendime göre bir önlem alıyorum. Riskte miyim? Kesin riskteyim ama anladım ki bizde hemen hemen evden çıkmayan birçok arkadaşımız ne yazık ki Covid oldu. Yani buna yani ölüme de çare yok, buna da çare yok gibi bir ortam gözüküyor. İnşallah aşımız olursak biraz daha rahat ederiz gibi gözüküyor. Hocam harika ifade ettiniz. Çok güzel. Gerçekten biz de ilk sizleri tanıdığımızda hem sizi hem Mahir hocamı aynı şeyi söylemiştik. Allah sizin gibi hocaları ülkemizden eksik etmesin diyorum. Deneyimle birleşmiş bilginin aktarımı çok daha başka oluyor. Bu sadece bu proje kapsamında minimum 8 kurum yapılandırdık. Hatta Mehmet Bey'i de görüyorum burada. Hem sizinle çalıştı hem benimle çalıştı Mehmet Bey. Evet, her biri ayrı bir hikaye. Her biri biricik gerçekten. Peki hocam ben şeyi merak ediyorum. Şimdi ben biliyorum niye böyle bir programı gördüğüm zaman bu ilan edildiğinde neden bu programın içinde yer almak istediğimi biliyorum. Ne tetiklediğini beni biliyorum.
paylaşacağım da, ama önce size sormak istedim. Siz gördünüz, bu program anons edildi. Ondan sonra siz de bu programın içinde yer almak istediniz. İşte o uzun soluklu sınavlardan, sözlülerden, yazılılardan, uzun soluklu eğitimlerden geçtik. Sizi ne tetikledi hocam? Şimdi şöyle, biz bu ilanı gördüğümüzde, açıkçası ilanı Mahir Hoca bana getirdi. İlana bakınca dedim ki böyle bir şey olursa yeni bir boyut ortaya çıkar. Bir de işte bugünün esas konusu o. Yani her şey çok hızlı değişiyor. Yeni ne bileyim toplam programın bana göre %30'u çok orijinaldi. Geri kalanı benim bundan evvel kullandığım, bildiğim tekniklerdi, ama o %30'un ağırlığı çok önemliydi. Şimdi bunu yakalayabiliriz. Bir de kendimizi test etme imkanı olur. Acaba böyle bir şey ne olur bununla beraber olursa diye. Ben o tarihten sonra birçok başka başvurularda da bulundum. Yani işte ben burada görüyorum, Vural Cengiz var. Onunla biz bir doktora tezi yazmıştık. Ondan sonra ondan cesaretlenip bir kitap yazdık. O kitapla beraber Japonya'nın bir çevre grubu var. Bu grup 2020'nin en başarılı eseri seçti bu kitabı. Ben de bundan cesaretlenip, hiç bir yayınlar içinde bir sıra vardır. Elsevier dünyanın bir numaralı yayınıdır. Springer ondan sonra gelir. Benim Springer'de 3 veya 4 tane kitap bölümüm var. Ama Elsevier yoktu. Geçen gün herhalde artık öleceğimi anladılar. Bir an evvel yazdıralım, adam gidici dediler. Bana Elsevier de dedi ki bir bölüm yazar mısınız dedi. Ben de onun üzerine şimdi Elsevier'e bir bölüm yazacağım. Covid'le ve çevreyle ilgili bir konuyla. Yani bununla şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki insanların bir ömrü, sınırı var. Ama bu sınırın içinde ne kadar bir şey yaparsanız onunla iş kalıyor. Yoksa yani ağlayarak her gün, çok sevdiğim bir cerrah dostum vardır. Bana bir ameliyat yaptı, dizlerimde ameliyat yaptı. Sonra da çok sevdiğim bir arkadaşım, yani 20-25 senelik arkadaşım. Necat dedi, bir gün sabahleyin kalkarsan ne dizin ağrıyor, ne bir yerin ağrıyor. Kuşlar gibi hissediyorsun. Kesin öteki taraftasın dedi. Demek ki normal yaşantının içinde bunların hepsi var. Bunların hepsine tolerans göstermemiz lazım ve bunlarla beraber yaşamayı devam ettirmek lazım. Ben şöyle düşünüyorum, değişim niye çok önemli? Yani bir şirkette daha başarılı yapar bir kişi yapar, ama yani bundan işte yaklaşık 100 yıl evvel Atatürk bu ulusu değiştirmek için bir çılgın bir proje başlatmamış olsaydı biz bugünlerde hiçbirinde yoktuk. Evet. Ne ortamımız vardı, ne bu imkanları yakalayabilirdik, ne bu konuşmaları yapabilirdik. Çok garip, karanlık yerlerde kalmış olurduk. Yani ondan arada mutlaka bir şeyler yapmak lazım hayatta. Bu hayatın sürdürülebilmesi için de dinamik bir güç. Ve bu değişim ilk başta böyle bir korkularla başlıyor. Şirketlerde de öyle. İlk başta bir korku oluyor. Ne yapılıyor diyor, bir direnç oluyor. Yani ben istatistik vereyim. %71'i bütün değişim projelerinin hepsi başarısız olmuştur. Bunlardan bir kısmı değişimi yaratmak isteyen kişilerin yönteminin iyi olmamasıdır. Ötekinde de aşağıdaki direncin çok yüksek olmasıdır. Ve ondan dolayı değişim projelerini hep iletişimle halledilebileceğine inanıyorum. Yani Kesinlikle. teknikle bir şey yapamazsınız. Zaten Philip Kotler diyor ki şirket kültürü strateji kahvaltıda yer diyor. Yani şirket kültürü o kadar kuvvetli bir olay ki onu Kesinlikle. değiştirmeyi başarırsanız, onunla beraber olmayı başarırsanız, bu da çok karmaşık bir olay değil. Sadece bunun iletişimini yapacaksınız. Numaradan korkular yapmayacaksınız. Zor olan şeyleri çok kolay göstermeyeceksiniz. Empati yaratacaksınız. Onlarla beraber siz de değişim yaşamaya başlayacaksınız. O zaman ancak kurumlar değişebiliyor. Yani yoksa dışarıdan da biri bize değiş dediğinde değişme şansı hemen hemen hiç kimsede yok. Böyle bir değişim modeli de yok. Yok, Ama siz de aynen. beraber olursa, kolunuza girerse, hadi başarıyorsun. Bugün de 50 gram gitti, yarın 100 gram. Ay ne kadar güzel. Hele bir 85'e inersen müthiş olur. 77 idealdi. Böyle bir sürecin içinde mucizeler gerçekleşebiliyor. Ondan ben adım atıldığında değişim benim en baştan beri çok inandığım bir konu. Hayat da öyle beni getirdi. Ben kim ne yapıyorsa belli bir süre sonra terk ettim.
85 yılında, üzülerek söyleyeyim, çok yakın bir tarih bana göre, Türkiye'de girişimcilik dersi yoktu. Hı hı. Ben bu Salzburg'daki Harvard'ın girişimcilik çalıştayına gittikten sonra Türkiye'deki ilk girişimcilik dersini verdim. Türkiye'de ilk veren benim. Bu ders verildiğinde, bakmayın karizman falan iyidir ama çok problem yaşadım. İktisat bölümü dedi ki bu işletme dersine benziyor dedi. İşletme bölümü de dedi ki bu işletmeye giriş dersine benziyor dedi. Kimse ne okudu, ne etti, ne merak etti. Fakat en sonunda biraz öyle biraz böyle dersi ders koyduk. Ondan sonra herkes girişimci oldu. Herkes girişimci olunca rekabetin birinci modelidir. Ben bu alanı terk ettim. Ben çok kişinin aynı alanda rekabet etmesinin çok yararlı olmadığı inancındayım. Öğrenmeyi azaltıyor bana göre. Herkes diyor ki rekabet daha başka şeyler üretir. Ama orada firmalarda da öyle. Herkesin aynı ürünü, aynı kalitede, aynı sürede, aynı koşullarda yaptığı bir yerde kar iner %6'ya. Siz de her gün dövünürsünüz. Bu niye böyle? Halbuki değiştirebilirsiniz. Fiziki veyahut hizmet olarak üründe değişiklik yaratırsanız mucize olur kendisinin içinde. Mesela ben hep söylüyorum. iPhone'da telefonun hiçbir orijinalitesi yok bana göre. Adam şeyden Nokia'dan Nokia demiş ki insanlar elleriyle ekranı kullanamazlar, becerikli değillerdir demiş. Steve Jobs demiş ki deli misin yaparlar demiş, iş başlamış. Yani onu o bulmamış. Evet. Onu o kullanma özelliği bu hale getirmiş. Hı hı, hı. Yani dikkat ederseniz bir sürü firma dağıtıyor. Amazon hep bir. Niye? İşte Amazon'un dağıtılmasında adı var, deneyimi var, süreye uyuyor. Yani aynı şekilde yapılan her işte çok düşük kar olur. O alanlardan işletmelerin kesin kaçması gerekir. Oralarda kar falan çıkmaz. Rekabet onu o hale getirir. Demek ki hocam rekabet evet. Rekabet arttıkça ister istemez inovasyonda rekabetle mücadele ederken körlük oluşuyor. İnovasyonda özgün yaklaşımlarda bu sefer düşüşler oluyor. Çünkü körlük oluşuyor. Yani ister istemez bütün enerjinizi rakiplerle mücadelede kullanıyorsunuz. Hatta kaynaklarınızı da yine rekabet analizi yaparak rekabetle mücadelede kullanırken bir bakıyorsunuz körlük oluşmaya başlıyor. Yani bir şey yapacağınız zaman enerjinizin çoğu öbür tarafa gittiği için yapacak mecaliniz de kalmıyor. O mesela, yüzden ben de size katılıyorum. Yani rekabetin çok olduğu yerde başka bir yola sapmak lazım. Evet. Bizim şeyde de öğretiler arasında da işte kırmızı okyanus, mavi okyanus kavramları evet, var. Çok ünlü olduğu yerde diyor ki evet. Deniz işte Harvard'ın meşhur kitabı bizim hı-hı. eğitimin de babası buydu. Diyor evet. ki çoklu aynı işi yapan, aynı beceride, aynı kalitede yapan firmaların yerde kırmızı bir okyanustur. Burası kan revandır, kandan dolayı kırmızıdır. Siz mavi okyanuslara az bundan yerleri yelken açın, böylece iyi olur. Aynen. Zaten mesela bizim modelde de bu kısmı biraz bana göre eksik söylüyoruz. Neyi eksik söylüyoruz? Diyoruz ki herkesten farklı nasıl olacağını müşteriden öğren. Ben buna şunu da katılmıyorum. Bence Steve Jobs da böyle insan. Bir şey yapacaksınız, müşteriyi şaşırtacaksınız. Yani onun istediği fakat açıklayamadığı bir şeyi bulacaksınız, çakacaksınız ve öyle yapmış olacaksınız. Yoksa mesela Starbucks kahve satıyor. Yani benim bildiğim Arabica var, Rio 6 var, 4 var. İşte Türkiye'de 6 tane kahve var. Bunların bir mixini yapıyor. Ama herkes Starbucks'a giderken kahve için gitmiyor. O aroma için gidiyor. O atmosfer için gidiyor. O atmosferi yarattığınızda kahveyi de satıyorsunuz. Bilgisayar, evet. Wireless imkanlarını da satıyorsunuz. Her şeyi satıyorsunuz. Demek ki ürünü farklılaştırma mutlaka fiziki bir farklılaştırma olması şart değil. Bunu o müşteriyle, müşterinin tanımlayamadığı bir şeylerle bir araya getirmiş olacağız. Değişim o bakımdan çok özel bir konu. Kesinlikle. Ben anlatıyordum. Dedim ki girişimcilikle başladım. İş dedim ki bu herkes girişimci oldu ben bırakıyorum. Bunun üzerine gittim stratejik planlama işini merak ettim. İşte Rüştü Bozkurt'la öyle tanıdım. Şecam Türkiye'de en iyi stratejik planlama yapan hala en iyi kuruluştur. Hı hı. Ben de dedim ki orada da enteresan o arada teknik üniversiteyle bizim üniversitemizin bir anlaşması var bir proje yürütüyoruz.
Orada da şu anda 80 yaşında Alev Yarkın diye bir bayan var. Alev Yarkın dünyada camı en iyi bilen kadın. İsmi bu. Hı hı. Şu anda hala da yönetim kurulunda. Alev Hanım beni sevdi, dedi ki benden bir şey iste hoca dedi. Ben de dedim ki ya stratejik planlama dersi anlatıyorum. Diğerler var ben de anlamıyorum, talebeleri yutturuyorum, beni bundan kurtar dedim. Alev Hanım dedi ki ya bizde tırnak içinde deli Rüştü var dedi. Ben seni Rüştü ile tanıştayım dedi. Meğer araları da iyi değilmiş. Hmm. Ben bir odaya gittim, cezalandırıldım. Şimdi Rüştü benim çok yakın dostum. O zaman böyle bir açıkçası 3 metreye 4 metre bir odaya aldı beni. Hapishane gibi. Şecam'ın İstanbul'da Beşiktaş'taki binasını herkes bilir. Büyük bir bina. Bir sürü salon var. Ben bir odaya tıkıldım. Bir Philip Chart'la bir şeyler anlatacak. Bana dedi ki hocam bir şey söyleyeyim dedi. Burada not almak yasak, fotokopi yasak dedi. Ben 45 dakika anlatacağım. 15 dakika siz soracaksınız. Program bitecek dedi. Anladım ki böyle askeri emir komuta zincirinde bir şeyler oluyor. Adam bir şeyler anlattı. Bana dedi ki sorunuz var mı dedi. Ben var dedim. Dedim ki bu anlattıklarınızın benim bilmediğimi nereden biliyordunuz dedi. Dedi ki ben buna 14 sene evvel başladım sizden. 14 sene evvel ben de buraları bilmiyordum. Sizin buraları bilmediğinizi tahmin ettim. Ondan bunları anlattım dedi. Sırf uygulamayla ilgili bazı özellikler anlatmıştı. İşte dediğim gibi insanların tabii siz de arayacaksınız ama bazı şeylerde şansınız yaver gidecek. Rüştü çok özel bir dosttur. Günde hala 150 sayfa okur her gün. Maşallah. Ondan sonra Odalar Birliği'nin baş danışmanıdır. Orada çok dünya çapındaki adamlarla yayın rekabeti yapar. Böyle bir arkadaşımızdır. O da kobi işini çok iyi bilir. Böyle bir dosttur. Sonra hocam baktım, Mahir hocamız da geldi. Ben gördüm Gezi Mahir hocamı. Hocam kulaklarınızı çınlattık Mahir hocam. Hoş geldiniz. Mahir hocam mikrofon kapalı. Mikrofon kapalı hocam. Gelmiyor hocam sesiniz. Sesi gelir şimdi. Ondan sonra fakat baktım ki stratejide herkes strateji yazmaya başladı bu sefer. O zaman onu bırakayım dedim. Bazen şanslar yaver gider. O zaman Boğaziçi Üniversitesi rektörüydü. Üstüner Güder Hoca var. Şimdi o Adana'ya geldi. Bir yüksek öğretimde eğilimler diye bir şey anlattı. Ve bunun sonunda dedi ki yüksek öğretim bundan sonra bir nevi metriye dayanan, ölçmeye dayanan bir hale dönecek. Hocalar adaptasyonda problem yaşayacaklar ama artık bundan sonra böyle dedi. İşte bir o da 45 dakika konuştu, 15 dakika sorular aldı. Ben bir şey sordum. Bana dedi ki sizle sonra görüşelim dedi. Herkesin sorusuna cevap verdi, bir tek bana vermedi. Hmm. Ben de o zaman doçentim, biraz da kızdım hocaya. Gittim yanıma dedim ki hocam herkese cevap verdin. Doğru düz soru olmayanlara bile cevap verdin. Bana niye? Ha o siz misiniz dedi. Bak dedi bunların hiçbiri yapmasa sen bu işi yap dedi. Ben ondan seni buraya gelmen için bekledim dedi. Hmm. Ben de dedim ki cahil biraz cesaretli olur. Bu abiliğe sığmaz dedim. Nasıl abi olunuyor dedi bana. Dedim ki birden 50'ye kadar zira yüksek öğretim konu. Yani benim eğitimle ilgili bir şeyler öğrenmem. Dedim ki birden 50'ye kadar ne okunacak sadece adını ve kaynağını söyleseniz kafi. Bakarız canım dedi gitti. Çok enteresan. O da şimdi çok yakın dostum abim. Ondan sonra beraber Avrupa Üniversiteler Birliği'nde görev yaptık onunla. Ondan sonra gitti. Aradan 1,5 ay geçti. Bir karton kutu geldi. Karton kutunun içinde 50 tane eser fotokopi çekilmiş, liste yapılmış, hepsi beraber. Dedim ki bunları okumazsam ayıp olur. Adam bu kadar emek vermiş. Ben ondan sonra Mahir hocam çok iyi bilir. Fakültede bana diyorlardı ki İKSAD'ı bıraktın, eğitime geçtin. Artık sen eğitim fakültesine git diyordu. Ben Avrupa Üniversiteler Birliği'nde görev yapıyorum. YÖK'te yeniden yapılandırma. Bana dediler ki bırak bu işleri sen artık oraya git. Ama sahiden ben İKSAD'ın birçok şeye farklı bakma imkanı yarattığı inancındayım ondan. Ne kadar. İşte o iş bitti. Ondan sonra bundan evvelki danışmanlık işim için böyle bir projeye girdim. Yani ben değişime inanan bir kişiyim ve uygulayan birisiyim. Ve her biri kendisi içinde çok matrak riskler taşır. Yani öyle girdiğiniz gibi şirketin içine hoş geldiniz. Nasıl gidiyor filan kimse demez. En çok direnç yönetimi. Onunla uğraşırız.
Çok matraktır. Mesela şirket telefon eder. Neşet hocam, sizle çalışmak istiyoruz. İsminizi duyduk. Sizi de tanıyoruz. Gelin, bekliyoruz. Sahiden size ihtiyacımız var. Siz giderseniz, derseniz ki kendinizi biraz anlatır mısınız? Adam der ki biz Balkanların, Orta Doğu'nun en iyi şirketiyiz. Çok başarılıyız. Bizden daha başarılı kimse yoktu. Ya ben diyorum ki o zaman benim yapacağım bir şey yok. Siz çok iyiymişsiniz. Yani herkes sizi bir derdi var diye çağırır. Doktora gidiyorsun, düşünün. Ben çok sağlıklıyım, kalbim çok iyidir, fiziğim çok... Böyle bir duruma deniyor. Tabii buradan siz alıp başka bir aşamaya getireceksiniz. Değişim sadece aşağıda değil, yukarıda da çok önemli bir konudur. Yukarısı özellikle çok kritik bir konudur. Nasıl yapılacağına dair uygulamayla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Bunlarla da ilgili biraz sonraki kısımda eğer vaktimiz kalırsa bir ipuçları veririz. Ben senden soru alayım Handan Hocam. Olur hocam. Ya sohbetinize doyum olmuyor. Ben de kısaca şöyle söyleyeyim. Beni de cezbeden bu programla ilgili. Daha çok çok uluslu kurumlar, daha büyük kuruluşlar, stratejik planlama, yeniden yapılandırma, değişim yönetimi gibi kavramlarla tanışıklar ve onlar sizi davet ediyor. Ya bizim böyle bir şeye ihtiyacımız var, sizinle çalışmak istiyoruz diye. Benim de deneyimlerim daha çok büyük kuruluşlardı, çok uluslu kurumlardı. Ben de istedim ki yurdumun her bir cennet köşesine erişebileyim ve asıl başarının da orada yattığına inandım. Neden bence daha çok KOBİ'lerde yapacağımız dönüşüm çalışmaları bana göre daha büyük başarılar, başarıyı tanımlardı? Çünkü daha büyük kuruluşlarda kaynaklar mümkün. Her türlü kaynağa erişim mümkün. İnsan kaynakları, finansal kaynaklar, sosyal kaynaklar, birçok kaynaklara erişmek mümkün ve bunu sizin için aloke edebiliyorlar. Ama KOBİ'lerde bunlar o kadar sınırlı ki, o sınırlı kaynakları en etkin şekilde kullanarak ondan özgün çalışmalar çıkartmak ve olabildiğince dünyaya yayılmalarını sağlamak ve bunu gözlemlemek gerçekten çok büyük keyifli. Bir keyif. Yani her adımda ülkeyi kalkındırdığımı ve bu, hep beraber bunu yaptığımıza inanarak ben ilerledim. Beni de motive eden oydu. Ve küçücük değişimleri bile görsek, hani adım adım, çok iyiydi. Benim kendi deneyimlerimden de şunu söyleyebilirim. KOBİ'lerde çalıştığımda normalde mevcut durum analizini yaparken ben çok vakit harcıyorum. Çünkü analiz, yani birçok analiz, işte paydaş analizi, müşteri analizi, rakip analizi, o tabii ki zaman alıyor. Büyük kuruluşlarda bu zamana biraz daha tahammül var. Ama KOBİ'lerde ne oldu şimdi, ne yapıyoruz diye o süreyi bir an önce ikinci aşamaya geçmek istiyor KOBİ'ler. Sonra bir bakıyorlar, o yapbozun parçaları oluşmuş, pat bir araya gelmiş. Ondan sonra diyorlar ki, şimdi anladık, şimdi oldu. Yani diyelim ki 4,5 aylık, 5 aylık bir sürecin 3,5 ayı kadarını analizle geçirip o stratejiyi kurup hemen implementasyona geçmek son 1 ayda gerçekleşiyor. O ilk 3 ayı yönetirken direnci yönetmek, beraberinde sabrı yönetmek aslında işte sadece çerçeve, model, ne bildiğin değil, ne bildiğini nasıl uyguladığın ve kimlerle uyguladığın, bunlar da çok çok önemli oluyor. Mahir Hocam, ses geliyor mu? Size de, sizin de sesinizi duyalım, kulaklarınızı çınlattık. Şimdi geldi hocam. Merhabalar. Şimdi geldi hocam. Merhabalar. Kusura bakmayın, kurtulamadığım bir telefon görüşmesi ne yakalandım. Yoksa saat 9'da burada olacaktım. Kendimi ona göre hazırlamıştım. Ama hoş iyi geliyor gördüğüm kadarıyla. Hoş geldiniz. Bizim o ekipten Filiz burada, Mahir Hocam burada, Necdet Hocam'la birlikte bakıyorum. Hani ekipten başka arkadaşlar var mı? Bizim eski ekipten 2 kişiler var. Evet evet, onları görüyorum. Bizim beraber yol aldığımız KOBİ'lerdeki arkadaşlarımız burada. Ne güzel. Onu da görmek çok mutlu etti beni. Dönüşümü konuşuyorduk hocam. Dönüşüm, evet. Yani neden biz böyle bir programa girdik? Neydi? Niçin dönüşüm bizi cezbediyor? Neden bu tür projelerin içinde yer almak istiyoruz? Ben açıkçası bu tür fonlu projeler çıktıkça çok mutlu oluyorum. Dediğim gibi büyük kuruluşların bunları ayırabileceği bütçeler oluyor ama
daha küçük ölçekli kurumlarda ya da orta ölçekli kurumlarda o kaynakları ayırmak pek mümkün olmuyor. O yüzden bu tür projeleri her zaman gözetmekte fayda var. Peki Nejat Hocam, şimdi tek bir kelime dönüşüm dediğimiz zaman sizin tanımınız nedir? Dönüşüm. Dönüşüm şu demek, yani ben hep öyle söylüyorum, öyle başlıyor. Bir konfor alanı var, halinizden memnunsunuz, kar inmiş %6'ya, eğer enflasyona falan göre düzeltirseniz zaten negatifsiniz ama yani aşağıdaki usta tanıdık, artık akraba gibi olmuş, 10 senedir size böyle bunu bu haliyle, insanlar da evde öyle, ne kadar yatarsanız o kadar yatmak istersiniz. Yani deneyin bir kere. Eğer günde 8 saat uyuyorsanız zorlayın 10 saat uyurun. Ertesi gün 10 saat uyumak ister canınız. Yani yatarsa 48 saat yatın. Yani bunun bir çözümü yok. Halbuki bununla beraber esasında her değişim projesi, biz bunu böyle hissettirmiyoruz ama biz de aynı anda değişiyoruz. Zira hiçbir firma başka bir firmaya benzemiyor. Ama KOBİ'lerle büyük şirketlerin arasındaki fark bence şurada. Yani KOBİ'lerde bu değişimi yaratabilirsek bence çok enteresan bir olay meydana. Büyük şirkette o kültürün içine giriyorsunuz. Evet. Yani orada başka türlü yaşanmayacağını anlıyorsunuz. Ben Türkiye'den, yani Amerika'da okumuş Mahir Hocam var yanımda, Vural var yanımızda. Biz Amerika'da okuduk. Amerika'da giden talebelerin %80'i, 90'ı çok başarılı olur. Evet. Hayret bir şey. Ya Türkiye'de fena değiller, orada müthiş olur. Hocam onlardan biri benim. Onlardan biri benim. Evet, ne güzel. Ama orada tehdit var. Evet. Tehdit var. Yani adam anlıyorsunuz ki, yani burada hocaya gitseniz bir 45 alsanız 50 verir misin deseniz hemen hemen çok enteresan hocalar dışında verir. Amerika'da vermez. 45'i 46 vermez. Şimdi siz böyle bir ortamın içine girince hemen olay değişiyor. Siz olayı başka türlü algılıyorsunuz. Bu sefer değişim kendiliğinden zorunlu oluyor. Siz hemen oradaki talebeler gibi bu işe monte oluyorsunuz. Yani çok zeki olduklarından daha yaratık falan değil. Hemen sistem sizi. Şimdi KOBİ'yi değiştirebilirseniz, bu kültürel değişimi yaşatabilirseniz yeni gelen kişi hemen buraya adapte olur. Halbuki daha bu kültürel yapı çalışma, ölçme, değişimi anlama, ona göre davranma filan işini ilk başta anlayamazsa, o zaman bu hep alışkanlıkta, hangi en iyi usta da gelse onlara uyar. Ondan KOBİ'lerin değişimi Türkiye'nin sanayide bana göre en önemli değişim kaynağıdır. Bunu mutlaka Türkiye'nin başarması lazım. Yıllar önceydi Rubini dünyada kahin diye bilinen, en iyi ekonomik krizleri bilen iktisatçı Türkiye'ye geldi. Adana'da bir konferans verdi. Ve bir şey söyledi. Hiç kimse bir şey anlamadı. Dedi ki elinizdeki makinaları, teknolojiyi çok iyi kullanıyorsunuz. Sizi kutluyorum bundan. Ama 20 sene sonra yoksunuz dedi. Hiç kimse bir şey anlamadı. Ya makineyi madem iyi kullanıyoruz, ya biz niye yok olalım o zaman dedi. Halbuki demek istediği konu değişimi, bu makineleri iyi kullanıyorsunuz ama bu makineler artık bugünkü pazar ortamında katma değer yaratan, fiyatta pazarlık etme gücüne sahip, hiçbir becerisi yok. Siz boşu boşuna emek harcıyorsunuz. Değişimin böyle bir avantajı var. Aynı emeğe verirsiniz, çok daha büyük ürünler ortaya çıkar. Değişimden esasında dolaylı olarak en çok yararlanan çalışanlardır. Bir anda gelir grubu bakımından asgari ücretin 400 lira üzerindeki kişi bir anda 600 lira, 1000 lira üzerindeki kişiye dönüşür. Ama bunu anlayabilmek lazım. Herkes de şöyle düşünür. Hiç değişmeden acaba bu olabilir mi? Hayır, bu hiç değişmeden olmaz. Kesinlikle. Mesela ben yurt dışında ilk öğrendiğim Türkiye'de en kötü iş, randevu işi Türkiye'de çok problemli bir konudur. Dersin ya 20 dakika geç gelir ya 10 dakika önce gelir. Ya 6'da işi vardır 20 dakika evvel terk eder. Bir türlü bu ritmi oturtamayız. Batılı bunu anlatmış ki bu bir sistematik, bu bir hayat mantığı. Karşıya verdiğiniz önem kadar sizin kendinize verdiğiniz önemi anlatıyor. Hatta bu kurumlarda önemli bir yetkinliktir. Yani dakiklik çok önemli bir yetkinliktir. Bunun için performans ölçülür. Yani bu gerçekten çok önemli. Hocam, bir soru geldi. Dönüşüm ile koçluğun ilişkisini açıklayabilir misiniz? Ümit Bey sormuş.
Değişim eşittir dönüşüm gibi algılıyorum demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada şöyle bir şeytanın avukatlığını da yapalım. Bazıları soruyor diyor ki ya bu değişimde kötüye doğru bir değişimde olur mu? Bence olmaz. Eğer biz değişimi akıl filtresinden ve esas müşteri veya tabiat veya piyasanın istediği bir olayın dışına taşırmıyorsak bunda yanlış bir şey olamaz. Yani dünyanın sanayileşmesi son derece normaldir ama akıl mantık bunda bir ölçü olacak ki işte karbondioksit salınımı, diğer nicel gazların salınımı öyle bir oranda olacak ki tabiat kendini toparlayabilecek. Yani körü körüne bir değişim hiçbir zaman olmaz. Bunu yaparsanız sadece ideolojik bir şey olur. Yani hiç de sanayi yapmayalım. Bana göre ideolojik bir olay. Ama sanayiyi nasıl yapalım ki bu tabiat denilen olay bizi istediğimiz boyuta taşısın kısmı bambaşka bir olay. Ondan koçluk çok önemli bunda. Ama ben koçluğun ana kısmının altını şöyle çizeyim. Bunu yapmak istiyorsak bir kere yukarıdaki kişiyi, bilgiyi, yukarıdakini arkanızda durur hale getirirken aşağıdaki kişiyi korkutmadan onu cesaretlendirerek onunla beraber değişmeyi beraber yaşayabilirseniz. Ben şimdi bir şirkette danışmanlık yapıyorum. Ön muhasebe tutan bir arkadaşım var. Ben bundan finansal raporlama yaptıracağım. Bu ne kadar yarın olur mu? Olmaz. Ama o da diyor ki biz de finans yapmıyor muyuz abi diyor esasında. Ama ben onun yapmadığını biliyorum. Ama ben öyle söylemiyorum. Daha renkli şeyler yapacağız diyorum. Şimdi onların hiçbirinin olmadığını anladı. Ama ilk gün desem ki git Allah'ını seversen senden finansçı mı olur sen o. Böyle bir şey yok. Herkesten her şey olur ama koluna gireceksiniz. Onunla beraber değişimi yaşayacaksınız. Ona sabır göstereceksiniz. Onu yüreklendireceksiniz. Ben inanıyorum ki her sistem değil. Koçluk burada çok önemli bir konu. Ama koçluk denilen bir şey nasıl yapıldığını anlatmak değil. Beraber nasıl yapıldığını göstermek. Aynen. Burası zor. Yani ben birçok doktor nasıl yapıldığını anlatıyor. Kimse yapmıyor. Herkes sigara içmenin zararlı olduğunu biliyor mu? Hala %40 Türkiye'de sigara içiyor. Demek ki biz bunu çok iyi gösteremiyoruz, anlatamıyoruz. Evet. Yani esas değişim işi bunu kabullendirmek ve ondaki menfaatini, toplam sistemin menfaatini ona inandırmak. Kandırmak falan değil, ona inandırmak, buna göstermek. Bunu başarabilirsek bence gerçekte değişim ortaya çıkmış olur. Değişimin hocam negatifi olmaz, arada dururuz. Yani sanayileşmek hiçbir şey yokken, yani Türkiye'nin yaklaşık 50 sene, 60 sene belki ben ailemle ilgili bir yere bir liseden mezun arkadaşlara bir rapor yazdım. Yani bir bahçeli evleri düşünün, bahçeli evlerde 4 kişinin özel arabası varmış. Toplam bahçeli evler Ankara. Yani 4 tane kişinin arabası varmış. Başka araba yokmuş. Otomobil. Yani oradan Türkiye bu haline geldi. Yani bundan daha iyi olabilir miydi? Kesin daha iyi olabilirdi. Ama biz değişim süreçlerini ya ideolojik nedenlerle ya açıkçası comfort zone dediğimiz konfor alanında ya fena da diye işte işler de iyi gidiyor gibi laflarla hem şirketler, hem bireyler, hem kurumlar hiç değişmedik. Bunları değiştiremezsek, bu davranışları değiştiremezsek, değil mi? Türkiye'de ne kadar yazık bir şeydir. Ben kişi olarak çok sevdiğim, saydığım birisidir. Sayın Özal dedi ki anayasayı bir kere değiştirsek hiçbir şey olmaz dedi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Değişimden bunu mu anlıyoruz biz? Yani demek ki değişimi kendisi içinde sahiden o kişilerin kollarına girerek şu anda da öyle Türkiye'nin aydın kesiminin Türkiye'de cesaretlendirmesi gereken çok geniş bir kitle var. Onların koluna girip bunlarla beraber değişimin nasıl olacağını anlatması lazım. Değişimin ne iyi, neden iyi olduğunu anlatmaması lazım. Değişimi nasıl yapabileceklerini anlatması lazım. Halbuki bu gayreti göstermezseniz o siz elitist kalırsınız. Onlar hiç değişmezler. Onlar kendilerini muhafaza ederler. Şirkete de gidip siz böyle değişirseniz çok iyi olur dersen hiçbir şirket değişmez. Hiçbir şirket. En iyi tekniği anlatın değişmez. Yani şimdi içinden der ki hocam sen kaç para kazanıyorsun?
emekli maaşın artı 10 bin lira atıyorum. Ya ben bu şirketi imalathaneden tenekecinin yanından aldım. Şu anda benim varlığım 150 milyon. Sen ne anlatıyorsun bize dese ne diyeceksiniz? Halbuki sizin onlara diyeceğiniz çok şey var ama onun koluna girip, onu empati yaratıp, onu cesaretle. Bence her konunun en önemli boyu bu iletişim boyutu. Türkiye'de de tıkanma noktamızın arkasında bu boyut yatıyor. Yani biz diyoruz ki bizi nasıl anlamaz birisi ya diyoruz. Halbuki anlamazsan bunu onun anlayacağı. O, bu ama bu emek işi kolay bir iş değil. Ama şirket değiştirmek de kolay değil. Bireyi de değiştirmek kolay değil. Ve hele ülkeyi falan değiştirmek sanıldığından çok zor. Bakın Amerika gibi bir ülkede ne kadar emek verilmiş, işte neler yazılmış, Abraham Lincoln ana kurallar koymuş, arkadan bilmem neler gelmiş, ana sistemde herkese emek verilmeyip yukarıda bir grup bunu götürür gibi olduğundan dolayı her an orada bile bu iş çok sarsılabiliyor. Demek ki ondan hiç üşenmeden toplumun her katmanına, sadece firmalar değil, toplumun her katmanına, yanınızdaki çalışanlara, evlatlarınıza, herkese bu değişimin ana mantığını anlatabilmek lazım. Ve bu sahiden çok bir comfort zone'da oturup, konfor alanında oturup yapılacak bir iş değil. Siz bunda da belli bir çaba göstereceksiniz. İlk girdiğimde söyledim, %70 başarısız oluyor. Bu çok enteresan bir istatistik. Buna rağmen deneyeceksiniz. Zira bu daha iyi bir ortamın için şart. Bunu, bu değişimi yaşamadan dünyada hiçbir kuruluş yaşamamış. Değil mi? Şimdi mesela en önemli şirketlerin başkanları diyorlar ki biz görevden ayrılıyoruz. Mesela Bill Gates ne dedi? Ben artık dedi yazılım şirketinin başından ayrılıyorum, başka bir iş yapacağım. Meğer çok uzun bir süredir virüs tedavisiyle ilgili işlerle uğraşıyormuş. Yani biz zannettik ki öyle bir opportunist alan gördü. Orada yok efendim, yani işte hepsinin, hemen hemen büyüklerin hepsinin Çin'de araştırma merkezleri varmış. Bunu araştırıyorlarmış. Bu geleceğini biliyorlarmış. Bunu nasıl biliyorlar? Bu espiyonaj ve paparazzi kısmını ben de bilmiyorum. Ama herkes bu işe emek koydu. Daha evvel olacağı anlaşılmış. Yani bundan dolayı bu değişim süreci çok ciddi bir olay. Ve bu günlük, böyle bir günlük, iki günlük yaptık işte abi ben de bunu, böyle bir şey değil. O karşı tarafı cesaretlendirmeden değiştiremezsiniz. En önemli unsur. Cesaret çok önemli. Hocam ben de sonraki sorulara geçmeden bir katkı sunayım Ümit Bey'in sorusuna. Biz salı günleri dönüşüm treni altında bir atölyemiz var. Oradan da yol arkadaşlarım burada. Özgür, Elif, onları görüyorum. Zekiye, Semra, hoş geldiniz sizler de. Şimdi orada siz bir şeyden bahsettiniz, kurum kültürü. Biz de bu atölyede gerek bireysel gerek kurumsal değerler üzerinde çalışıyoruz. Değerleri tespit ettikten sonra işte o zaman o özgün oluyor ve biricik oluyor. Bir kere onu tespit edip birlikte hep beraber sizin de tanımladığınız gibi koluna girerek ilerlememiz gerekiyor. Bir de şey, koçluk tanımı olarak benim kendi tanımım var. Akıl vermek yerine var olan aklı kullandırtmaktır koçluk. Bu da nereden geldi? Benim ilk yolculuğum, bu dönüşüm yolculuğum, eğitmenlik, sonra danışmanlık, sonra yönetim danışmanlığı şeklinde ilerledi. Ve danışmanlıkta biraz akıl verme vardır. Yani işin ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını anlatmak. Ve baktım ki belki de benim ilk kurumum o %70'lerin içerisine giriyordu. Stratejik plana kadar gelmiştim mesela ilk dönüşüm çalışması yaptığım kurumda. Ama implementasyon aşamasına geçememiştim. Sonra dedim ki ne oluyor, niye tıkandık? Yani plan ortada, niçin biz bunu uygulayamıyoruz? Sonra kendi kendime fark ettiğim bir şey vardı. Evet, ben ne yapılması gerektiğini aktarıyorum. Nasıl yapılması gerektiğini de aktarıyorum. Ama birlikte yapma ve o işte koluna girerek akıl vermek yerine var olan aklı kullandırtarak yapma kısmı eksikti. Sonra gittim koç oldum. Sonra bu dönüşüm çalışmalarının içerisine tabii ki koçluk çalışmalarını da katınca
tamamen o çalışmalar dönüştü ve çok daha başarılı olmaya başladı. Yani dönüşüm hem koçluğu, hem kılavuzluğu, hem danışmanlığı, hem eğitimi, hem yoldaşlığı hepsini birden kapsıyor. Ve birlikte hareket etmeyi, birlik bakış açısıyla hareket etmeyi gerektiriyor. Şimdi Ali Cengiz Bey'in bir sorusu var hocam. Şirketler gibi yerel yönetimleri de dönüştürmek gerekli mi sizce diye sormuş. Şimdi burada ben birey ve kurum bakımından bunun istisnası olduğu inancında değilim. Değiştirmezseniz mutlaka bir yerde bundan evvel hata yapılan alanı tekrar edersiniz. Peki bu değişim nasıl olur? Yani birisi değişimin beni bir yere bir şeyin sistemin başına geçse, eğer ben başarılıysam bir tek şey yapmışımdır. Benim altımda değişimle ilgili liderler yaratabiliyorsanız, onları kazanmışsanız geri kalan grubu yakalarsınız. Yani bir şirketin içinde diyelim ki 40 kişi çalışıyor. 5 kişiyi siz hele beyaz yakalardan buna inandırmış, aşağıdan maviden de 4 tane bitti şirketi. Siz bundan sonra hamur gibi istediğiniz gibi yaparsınız. Ama siz antrenör aşağıya ne yapılacağını söylüyorsanız burada şansımız hiç yok. Burası emek yoğun bir iş. Buna inanmak lazım. Zaman alır. 15 günde, 20 günde olmaz bu iş. Ama bunu yaparsanız, onu bu yaşam tarzına dönüştürürseniz, kısacası gerçek değişim liderleri aşağıda liderler yaratabilen kişiler. Değişimi sürüklerler. Siz tek başınıza 35 kişiye, 50 kişiye, 100 kişiye hiçbir şey yapamazsınız. Siz bunu çoğaltacaksınız. Bunun da çaresi dediğim gibi çok başarılı bir iletişim modeline sahip olmanızdan geçer. Ve delegasyon, bu da çok önemli. Bu evet. Bizim mesela benim gözlemlediğim ülkemizde en gelişmeye açık yetkinliklerden bir tanesi. Karar alma biri, diğeri de delegasyon. Yani sizin de söylediğiniz gibi aşağıya yetki ve sorumluluk vererek onların liderlik becerilerini her geçen gün geliştirmek. Bu geliştiği zaman da kurumlar gelişiyor zaten. Tabii ki alt yapı sağlam oldukça yukarıya doğru çıkmaya başlıyorsunuz ama delegasyon yetkinliğini yeterince kullanamıyorsak o zaman aşağıya doğru bastırma söz konusu oluyor, büyüme de gerçekleşmiyor. Bir diğer soru da hocam Elif Zeynep'ten geliyor. Değişim dönüşümde kırmızı çizgiler nasıl belirlenmeli veya dönüşüm için esnek olunabilecek sınırlar nasıl belirlenmeli? Şimdi şöyle söyleyeyim, tekniğini söyleyeyim. Sizin şirkete ilişkin bir ana stratejiniz ve neden başladığınıza dair size ait, üst yönetime ait bir model yoksa siz orada bir değişim yaratamazsınız. Yani bunun bir ana stratejisi olacak. Bunu niye yaptığınıza siz inanacaksınız. Şirketse mutlaka müşteri kökenli olması lazım. Ama bu sizin sezilerinizle falan değil. Müşterilerden öğrenilmiş becerilerle olacak. Yani sizin kalitede mi probleminiz var? Sürede mi probleminiz var? Çeşitlendirmede mi probleminiz var? Bunu siz hissetmeyeceksiniz. Bunu soracaksınız. En oturmuş kuruluşlarda ben aşağıya müşteri memnuniyeti için gittiğimde görüyorum ki %80 uğraştıkları konu esasında müşterilerin çok da şikayetçi olmadıkları konu. Zira şirketler de enteresan. Aile şirketleri ve KOBİ'ler genellikle üretim ağırlıklı çalışıyorlar. Yani ürünü satmayı hiç düşünmüyor. Bunu yaptığında satarım diye düşünüyor. Hatta şimdi bir orta ölçekli işletme var. Bir kredi borcu da var. Fakat elinde bir kredi imkanları da var. Yurt dışından getirilmiş. O diyor ki bu krediyi alırsam aşağıya düzeltir. Eğer ürünün pazar bakımından doğru değilse, bir pazarı yoksa, bu ürünün üzerine siz trilyon alsanız, milyar dolar alsanız bu işletme aşağıdaki şirkette kurtarmaz, bu şirkette bir yere gitmez. Demek ki bir ana strateji olacak. Şirket kime, nasıl, neden yapıyor? Bunun ana ilkesi hariç her yerde taviz verebilirsiniz. 3 ay dediniz, 5 ay yapabilirsiniz. Ne bileyim, ilk olarak üretim müdüründen başlayacaktınız, finans müdüründen başlayabilirsiniz. Ama anayasayı değiştiremezsiniz. O zaman değişimin anlamı ortadan kalkar. Yani biz yeme alışkanlığımızı, spor alışkanlığımızı,
beslenme tarzımızı, şunu bunu değiştirerek kilo vermeyi düşünüyoruz. Burada kilo vermeyi ortadan kaldırırsanız yani iş çok karışır. Dünyada kimsenin moralini bozmayayım ama diyet yapanların yüzde kaçı gerçekleştirilmiş iki sene içinde bilen var mı? %5'i. Bütün o diyet programları var, televizyonlar anlatıyor, gazetelerde sütunlar var ya, oradan %5 değişiyor. Yani bu olay neden? Zira biz bunlara nasıl değişmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Mesela bana bir batılı bir dostum, bu konularda da iyi bir isim dünyada, Türkiye'ye geldiğinde sohbet ediyorduk. Ya dedim ki biz gittikçe kilo alıyoruz, yani daha evvel yoktu. Yani insanlar yaşlandıkça daha fazla kilo alırlar ama yani Türkiye daha da kilo alıyor. Dedi ki Türkiye'de kilo verme olmaz. Zira dedi kadın ve erkek herkes kilosundan çok memnun dedi. Allah'a bin şükür ben çok iyiyim. Kaç kilosun? 96 kilo. Ben çok iyiyim diyor. Çok formda hissediyorum. Şimdi bunu nasıl zayıflatacaksınız siz? Yani hayatından her şeyinden, fiziğinden, kimyasından, her şeyinden çok mutlu. Ya bizim durum çok iyi diyor yani. Şimdi hani ben diyorum ya firma çağırıyor sizi. Evet. Sonra kendisinin ne kadar başarılı olduğunu anlatıyor. Abi çok başarılıysan benim işim ne orada ya? Aynen. Yani diyeceksin ki bak bizde şu hususlar bizim teşhisimize göre şöyle problem var. Ben ondan dolayı yurt dışı kökenli bir assessment dediğim bir şirketin genel değerlendirmesini yapıyorum. Finans, pazarlama, üretim çok basit bir yöntem ama çok şey söylüyor. Diyorum ki bak bu çalışmıyor, bu çalışmıyor, bu çalışmıyor. O zaman iş değişiyor. Yani siz yukarıyı teslim almazsanız değiştiremezsiniz. Her gün ne kadar iyi olduklarını anlatırlar. O zaman sizde iki ileri bir geri mehter gibi gider iş. Siz teslim alacaksınız. Mesela ben ondan tarihi verilerden ödev çıkartırım. Mesela derim ki verdiğiniz 7 teklif değişken maliyetin bile altındaymış. Kesin zarar. Niye? Zira onlar göz kararı. İşçiliği bir hesaplıyor. Bir de ne parça gidiyor. Ona göre bir şey veriyor. Şimdi bu hocam babam da böyle yapardı diyor. Bir de sanki iyi olurmuş gibi. Yani babanızın iyi yapıp yapmadığını bilmiyoruz ki. Ama işi bizim işimiz zaten. Başarısız olan hiç kimseye bir şey yapamayız. Biz başarılı şirketleri daha başarılı yapabiliriz. Ancak bunun için çaba gösterebiliriz. Bunun için de yukarının bu işin arkasında durması şarttır. Ben her patrona söylediğimde patron diyor ki hocam para benim, ben senin parayı da ben veriyorum. Senin arkanda niye durmayayım diyor. Ben dedim ki bir sene sonra anlaşırız. 6. ayda diyor ki benim yeğen geldi dedi ki ya bu Neşet Hoca bizim bütün finans rakamlarını öğrendi. Dışarıya bir kaçırırsa biz mahvoluruz abi dedi. Ben niye bunun böyle söylendiğini biliyorum. Bunun başıma geleceğini de biliyorum. Zira aşağıda bir raporlamada vadesi geçmiş, ne bileyim nakit elimizde fazlaymış, hiç değerlendirmemişiz. Bunlar ortaya koymaya başlayınca aman hocam derler Neşet Hoca her şeyi biliyor. Buradan nasıl göndeririz? O zaman patron hatırlıyor bu adam geldiğinde bana bunu niye söylemiş? O zaman en yakınları bile sizi o zaman sistemin dışına ister. Raporlamayı metriye dönmeden ben ölçümleme olmadan hiç yönetilemeyeceğe inananlardanım. Ondan dolayı her şeyi metrik yaparsanız tabii bunun o aşamaya gelmesi için gönül lazım, empati lazım, hiç bıkmayan bir inat olması lazım, direncinizin olması lazım ve bunun sayeden iyi olacaksın. İyi giden hiçbir şeyi değiştirmeyeceksiniz. İyi olan bir şeyi değiştirirseniz bütün saygınızı kaybedersiniz sistemin içinde. Ondan hani hiçbir şey bulamadık, buraya da biraz yağlama yapın motor. Böyle bir laflar yok bu işin içinde. Bilmediğiniz bir yer varsa hiç girmeyeceksiniz. İyi gideni bozmayacaksınız. Hani sağlıkta da öyle ya, doktorların yemininde şu var. Bir, adamı bulduğu durumda hasta bile olsa daha kötü yapmayacağız. Ondan sonra tedavi edeceğiz. Onun gibi bizim meslekte de böyle bir özellik var. Evet, o zaman Elif'in sorduğu soruda kırmızı çizgilerden bir tanesi de iyi olanı dokunma, güçlendirebiliyorsan o iyi olanı güçlendir ve orada bırak. Onun devamını, sürekliliğini, istikrarını sağla. Ben şunu da söylemek istiyorum. Yaptığımız çalışmalarda şu anda genel olarak bu projeyle birlikte baktığımda benim 14 kurum oldu. Bunlardan 8'i KOBİ diyebilirim. Diğerleri büyük şirketler. Ve toplamında
ne yaptık diye baktığım zaman en çok, yani özellikle başarılı olanlarda farkındalık yaratıldı. Bu çok önemli çünkü sizin de dediğiniz gibi kurumlar başarılarını anlatmak için sizi çağırabiliyorlar. O yüzden o farkındalığı, o kör alanları tespit edip onlara göstermek çok önemli. Bir de başarı daha iyisine dönüşüm için soru ustası olmamız gerekiyor. Aslında püf noktası orada yatıyor. Soru ustası olduğumuz zaman o yansıtmaları da gösterebiliyoruz. Farkındalık da yaratabiliyoruz. İşte var olan aklı kullandırtma konusunda da destek olabiliyoruz. Bu arada Pala da beni çekiştiriyor. Evet, artık kedimiz isyan ediyor. Bu arada hocam süremiz de bitti. Bir soru daha alalım. Burada Erkan bir sesli soru sorabilir miyim demiş. Seve seve. Erkan? Çok teşekkürler. Ederim. Öncelikle bizi değerli bilim insanlarına buluşturduğunuz için çok teşekkürlerimi sunarım. Sayın Mutluluk ve Barış Bakanımız Handan Hocam. Sağ ol Erkan. Ve vermiş olduğu eğitimden dolayı da Sayın Necdet Hocam'a çok teşekkürlerimi sunarım. Benim sorum bu. Sayın Necdet Hocam girişimcilik üzerinde durdu. Mesela yani ben de en çok şikayet ettiğim konu bu Sayın Necdet Hocam. Yani biz şimdiye kadar hep lise okurken, okul okurken hep bizi okumaya yönlendirdiler. Yani bir meslek sahibi, yani nasıl ki ülkemizin bilim insanlarına ihtiyacı olduğu gibi, yani bir mesela tamirciye, marangoza, esnafa, bakkala, yani çöpçüye, temizlikçiye herkesin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Peki bu girişimcilik konusunda yani insanları neden hep bize okumaya yönlendirip de bir meslek bulamama yaptılar? Yani eğitimcilerimiz diyorum. Siz girişimcilik üzerinde durdunuz Sayın Necdet Hocam. Ben de bir üniversite okumama rağmen ben kendi mesleğimiz olan doğuştan beri marangozluk yapıyorum. Ben gerçekten mesleğimden de memnunum. Yani biz sanatkar erbabı olarak sanat üretiyorum diyorum. Sizin bu konuda bana tavsiyeniz, düşünceniz nelerdir Sayın Necdet Hocam? Çok teşekkürler. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere herkes şöyle zannediyor. Yani girişimciler dünya genelinde ve Türkiye genelinde Türkiye ortalama eğitiminin üzerinde eğitim almış kişilerdir. Yani sıfırdan gelir filan işi vardır ama ben yüzdeye vurursanız bunun içinde Türkiye ortalaması eğitimi neyse girişimcilerin eğitimi onun üzerindedir. Eğitimin biz eğitimle şöyle bir şey anlamamız lazım. Yani bir şeye nasıl bakılır, nasıl analiz edilir öğrenme. Bu ister fizik öğrenin, ister kimya, ister iktisat, ister ilahi. Bütün bilimlerde mutlaka ve mutlaka bir konuya nasıl bakılırı bilebilmek lazım. Üniversite eğitiminin bana göre en önemli katkısı budur. Zira üniversiteler içinde tabii ki fakültelerden ayrı yüksek okullar da var ama yüksek okullarda daha çok uygulama öğretiriz ama fakültelerde bir olaya nasıl bakılır, bu iyi öğretiliyor mu öğretilmiyor mu diye bana bir şey sormayın şu anda. Ben çok iyi öğretilmediği inancındayım. Ama şunu söylüyorum, üniversitelerin ana işlevi bir olayı nasıl analiz edilir, nasıl bakılır, nasıl sentez yapılır, nasıl parçalanır, sonra bir araya nasıl getirilir kısmıyla ilgilidir. Ondan girişimciye de üniversite eğitimi şarttır bana soruyorsanız. Ama üniversite eğitimi birisini cesaretsizlik yapıp hayatının tümünü KPSS'ye bağlayan bir topluma dönüştürmüşse burada bir problem vardır. Burada da sadece talebelerde, YÖK'te veya Hasan Hoca'da değil, eğitim sisteminin bütününde bir problem olduğu gözüküyor. Yani burası da öğretim üyelerinin bir konfor alanıdır. Yani yaptığınız işi devam ettirirseniz rahat edersiniz. Zira hiçbir risk yok. Ama bunu değiştirmek için bir çaba gösterirsen, bu Türkiye'de de değil, Avrupa'da da, Amerika'da da, Rusya'da da böyle. Bunu değiştirmeye karar verirseniz görürsünüz ki çok renkli bir boyut var. Yani bir olayda bir bence eğitimin tümünün belli bir şeyin okutulması, mantığını kavratılması ötesinde bu nasıl tartışılır? Yani insanlar bilmediği hiçbir konu hakkında tartışma olur mu? Türkiye'de böyle tartışmalar var. Hiç o konuda fikrim yok benim. Mesela ne bileyim A tipi su pompası nasıl çalışır? Bence tersten çalışması lazım dersen
Ben bunu tartışma zannediyorum. Bu saçmalamak demek. Demek ki eğitimin böyle bir rolü var. Eğitim yaratıcılığı daraltmazsa, bu sorgulamayı çoğaltıyorsa çok başarılı bir eğitimdir. Ondan dolayı herkes hayatında belli hocalarını hatırlar. Ben Allah rahmet eylesin Çevik Uraz diye bir hocamız vardı. Ondan çok şey öğrenmiştim hayatımda. Ondan sonra Türkiye ekonomisine gelen Merkez Bankası Başkanımız vardı. İsmail Hakkı Aydınoğlu, o da vefat etti. O farklı bakmayı öğretebilen aynı kuram içinde insanlar. Bunu üniversitelerde başarabilmemiz lazım. Yoksa eğitim girişimciliğin tersi bir şey değil. Tam tersine bunu endükler. Yani benim eğer ömrüm yani vefa eder, devam ederse ben şimdi 9 ile 15 yaş arası için bir girişimcilik kitabı yazmaya çalışıyorum. Ay harikasınız hocam. 9 ile 15 yaş grubu arasına. Ya bu yaşta girişimci olur mu? Olmaz mı? Bunun da dünyada örnekleri var, yapılmış işler var. Yani çok yapılmış bir örnek olmadığı için bunun eğitim programından yani webde bir eğitim programından kitabına kadar bunu bir paket yapmayı düşünüyorum. İnşallah ömür yeter bu işi yaparız ama çok kıymetli bir iş olduğuna inanıyorum. O zaman sizin dediğiniz problemlerin birçoğu da ortadan kalkmış olur. Sabırsızlıkla bekliyoruz hocam. Bu arada size kavuşmak isteyen Mehmet Kavuşturan öğrenciniz size soru evet. Sormak istiyor. Malatya, Kayısı. Aa evet. Hemşerim merhaba. Merhaba Handan Hanım. Nejat Bey. Nejat Hocam LinkedIn'de paylaşınca onu görmek için tabii ki Mahir Hocam da. Onlar da benim için unutulmaz hocalar. 2000'li yıllarda 4 yıl boyunca eğitim aldığım, çok değerli bilgileriyle donatıldığım. Çok teşekkür ediyorum bizi buluşturduğunuz için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Böyle sağlık, onları sağlık.